Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Birleşiminin 3. oturumunu açıyorum. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi ile 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde. 3. turda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yapılan konuşmalarda kalınmıştı. Söz sırası Osmaniye Milletvekili Baha Önlü'ye ait. Buyurun Sayın Önlü. Süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Enerji Bakanlığı bütçesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta bir polis memurumuz şehit edilmişti. Osmaniye'nin Düziç ilçesinden hemşerim Barış Göl şehit edilmişti. Onun şehit edilişinin bugün 7. günü. 7. günü münasebetiyle ona tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. Severlerine sabır diliyorum. Arkadaşlar, son 10 yılda meskenlere uygulanan elektrik tarifesi %179, sanayiye uygulanan tarife ise %379 artış göstermiştir. Elektrik tarifeleri iki ana bileşenden oluşmaktadır. Birincisi, elektrik üretim maliyetine yansıyan perakende tarifesi, diğeri ise dağıtım ve iletim şebekelerinin işletme bakım ve onarım yatırımlarının yansıtıldığı ve kayıp kaçakların da dahil olduğu dağıtım tarifesidir. Rakamlara baktığımızda meskenler için tarifenin perakende bölümü %152 artarken dağıtım tarifesi ise %251 oranında artmıştır. Üretim maliyetlerindeki %150 artış, doların yükselmesi, yenilenebilir kaynaklara dolar cinsinden verilen teşviklerin etkisi olarak izah edilebilir. Ancak dağıtım tarifesindeki %251 artış izaha muhtaçtır. Bugün bütün dağıtım bölgeleri özel sektör tarafından işletilmektedir. Özelleştirmenin başladığı 2008-2010 yılları da dağıtım tarifesi kilowatt saat başına 5-6 kuruş iken bugün 21 kuruş olması ne enflasyonla ne de dövizdeki artıştan dolayı işletme bakım bedellerinin artmasıyla izah edilemez. Özelleştirme ihale şartlarına göre özelleştirme için şirketlerin ödedikleri bedeller tarife unsuru değildir. Dağıtım tarifesindeki bu artış dağıtım şirketlerinin hesapsız, kitapsız teklif ettikleri dolar bazındaki özelleştirme bedellerini ödeyemedikleri içindir. Uluslararası kabul standartlarına göre eğer enerjiye ödenen bedel hane halkı harcanabilir gelirinin %10'unu aşarsa o kişi için enerji yoksulluğu vardır denilir. Türkiye'de ayda sadece 250 kilowatt saat tüketse dahi alt gelir gruplarında sadece elektrik bedelleri harcanabilir gelirinin %10'unu geçmektedir. Buna doğalgaz bedelleri de dahil edildiğinde toplumun çoğunluğunu oluşturan düşük ve orta gelirler enerji yoksulu sayılabilir. Bu sebeple pandemi nedeniyle işini gelirini kaybeden kesimleri korumak için elektrik ve doğalgaz borçları yapılandırılmalı veya devlet tarafından ödenmelidir. Bahsetmek istediğim diğer önemli bir konu ise elektrik üretimi ile ilgilidir. Kamunun elindeki üretim santrallerinin çok büyük bir bölümü özelleştirildi. Özelleştirilirken onlara herhangi bir alım garantisi verilmedi ve onlar da üretimlerini elektrik piyasasında rekabet koşullarında satmak üzere santralleri satın aldılar.
Fakat bugün bu santrallere zarar etmesinler, ayakta kalsınlar, hesapsız kitapsız teklif ettikleri özelleştirme bedellerine ilişkin kredi borçlarını ödeyebilsinler diye kapasite bedeli ödenmektedir. Hatta lignit santrallerine alım garantisi verilmekte ve üretimlerinin bir bölümü devlet tarafından alınmaktadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, böyle olacaksa neden özelleştirildi buraları? Özellikle lignit santrallerinin emisyonlarının sınırlarının altına çekmek ve çevresel etkilerini en aza indirmek üzere yatırım yapmaları için verilen süre 2020 başında dolmuş, bir kısmı bu yatırımları yapmadıkları için kapatılmıştı. Fakat bugün bu santrallerin çoğu geçici işletme ruhsatıyla çalışmaktadır. Diğer değinmek istediğim bir konu yenilenebilir enerji desteğiyle ilgilidir. Bu destek mekanizmaları hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de karbon emisyonlarını azaltmak için prensip olarak doğrudur. Destek uygulamasının başladığı yıllarda rüzgar ve güneş santrallerinin yatırım bedelleri çok fazla olduğundan destek fiyatları rüzgar için 7.3 sent bölü kilowatt saat ve güneş için 13 sent bölü kilowatt saat idi. Bu da makuldü. Ancak teknolojideki gelişmeler nedeniyle yatırım maliyetleri hızla düştü. Üstelik doların aşırı değer kazanması nedeniyle yenilenebilir santrallere ödenen bedel aşırı şekilde artarak tüketiciye yük olmaya başladı. Aslında yeni yasal düzenlemede destek fiyat uygulamasından vazgeçilmesi gerekirken finans ve iş çevrelerinin baskısı ile bu uygulamanın devam edeceği ancak 2021 ortasından itibaren destek fiyatlarının TL cinsinden Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği hükmü getirilmiştir. Bu yanlıştan vazgeçilip dünyada benzer olarak ihale yönteminin uygulanması ve en ucuz fiyat yerine üretim lisansı verilmesi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türkiye enerji sektörü dünyadaki gelişmelere paralel olarak iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına katkı sağlayacak politikalar uygulamalıdır. Bunun için daha fazla yenilenebilir enerji üretimi ve enerjinin verimli kullanımı sağlayacak yatırımlar gereklidir. 2021 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Saygılarımı sunuyorum.